azabından kurtuluş olan Kur'an ve oruç ayı Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ramazan ayı boyunca her gün birbirinden önemli konu ve konuklarımızla sizlerleyiz. Her gün saat 14'te Necmettin Erbakan Üniversitesi YouTube hesabında canlı yayında. Çok değerli seyirciler, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği Ramazan Sohbetleri programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ramazan ve musikiyi konuşacağız. Değerli konuğumuz Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Sayın Profesör Doktor Mehmet Gönül. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle Ramazan ayınızı kutlarım. Sağlıklı ve güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi ya da etmenizi niyaz ederim. İnşallah. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı kurucu müdürüsünüz. Sanırım yakın bir zamanda kuruldu veya kurulma aşamasında. Biraz bundan bahsedebilir misiniz bize? Teşekkür ediyorum ben de davetiniz için ve bize üniversitemiz adına bu fırsat tanındığı için bütün emeği geçenlere. Konservatuarımızın kurucu müdürü olarak 2019 yılında Ankara Türk Müziği Devlet Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı müdür yardımcısıyken Ankara'da üniversitelerin bölünmesi sebebiyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne aktarıldı orada konservatuar, Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Oradan buraya geldim ben. 2019 yılı sonu itibariyle kurulmasıyla alakalı çalışmalarımız başladı. Bu süreçte önce yoklar üniversitemizin farklı bilimlerin de destekleriyle lisansüstü programlarımızı açtık biz. Normalde konservatuar daha önceden üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalışan çok değerli akademisyen hocalarımız, arkadaşlarımız vesilesiyle bize kadar olan döneme getirilmiş ama kurulmasıyla alakalı herhangi bir mesafe alınamamış o dönem içerisinde. Biz Ankara'da da bu vazifeyi yürütmemiz, oranın kurucu kadrosunda da yer almamız, orada da Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar hocam önderliğinde konservatuvarımız kurulmuştu. Orada yardımcısı olarak görev yaptım uzun yıllar. Oradaki tecrübelerimizle buradaki konservatuvarımızın da kurulması sürecinde çalışmalarımızı başlattık ve yürütüyoruz. Şu anda lisansüstü tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını öğrencilerimize aldık. 42 öğrencimiz var. Bu programlarda kayıtlı devam ediyor. Lisans programına öğrenci almak için de müracaatlarda bulunduk. Sonuçlarını inşallah bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda lisans programına da başlamanızı temenni ederim. İnşallah. Hocam Ramazan ve musiki konusunu bugün ele alacağız. Ramazan ve musikiye geçmeden önce bir musikinin genel bir tanımı nedir, ne değildir onu isterseniz sorayım. Musiki aslında bir çok önemli bir hadise. Musiki bir eğlence aracı falan olarak insanlar genellikle anlarlar, algılarlar ama musiki bir eğlence aracı, salt olarak bir eğlence aracı değildir. Musiki bir eğitim aracıdır, iletişim aracıdır. Musiki insanın fıtratında var olan güzellikleri dışarı vurabilmek için kendisine sunulan Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği imkanları musiki ve vesilesiyle sanat algısıyla dışa vurmak için seçtiği sanat unsurlarından bir tanesidir. Dünya üzerinde insanların tarih boyunca temayül etmiş olduğu pek çok sanat alanı vardır malumunuz. Ama en geniş payda burada musiki tarafından doldurulmakta. Yani insan fıtratı gereği biliyorsunuz inanmak, sevmek, sevdiğini söylemek ister. Bunu ifade etmekle alakalı bütün sese dayalı olarak ifade etmekle alakalı olan her şey musikinin içerisinde aslında ifade edilir. Musiki'nin genel olarak tarifinde, tasnifinde muhtelif şeyler vardır. İçini tam olarak dolduramadığımız, literatürde bir takım şeyler, problemlerle karşılaştığımız durumları vardır. Kısaca onlardan isterseniz bahsedeyim. Biz Türk Musiki'si Devlet Konservatuarı'yız. Türk müziğinin üst başlığı dolayısıyla Türk Musiki'sidir mesela. Türk müziği altında icra edildiği alanlar ve mekanlarla müsemma şekilde alt tasnif alanları mevcuttur. Türk müziği temelde müzik özelinden Türk müziği özeline yani müzik başlığından Türk müziği özeline geçerek elbette bunu söylemek istiyorum. Türk müziği saz ve söz musikisi olarak iki alanda, iki temel alanda aslında gruplanır. Bunların altında
İşte cami musikisi, tekke musikisi, fasıl repertuarında icra edilen eserlerin içerisinde bulunduğu fasıl musikisi, yörelerimizi ihtiva eden Türk musikisinin bütün türkülerini, uzun havalarını, ağıtlarını ve kendi içerisinde bana ve pek çok başka beste biçiminin içerisinde barındıran yörelerimizi ihtiva eden yöre musikisi ve askeri musiki olarak mehter musikisini burada belli başlı konular arasında sözlü musiki içerisinde saymak icap eder. Saz musikisi içinde peşçevler, saz semaileri genel olarak bilindiği üzere ve diğer alanların sazla icra edilen kısımları söylenir. Niye bunu söylüyoruz? Biz de Türk musikisini dini ve la dini musiki diye ayırmak gibi bir yönteme gidilmiş zaman içerisinde ama ben bu tasnifin çok yanlış olduğunu düşünüyorum işin gerçeği. Çünkü bizim musikimizde dinin içerisinde olmadığı veya dinin vurgularının içerisinde hissedilmediği hemen hemen hiçbir alan aslında yoktur. Burada dini musiki derken kastedilen aslında ibadet esnasında icra edilen musikidir ama biz dini musiki dediğimiz zaman geri kalanı la dini diye tasnif etmişiz mesela. Şimdi o zaman la dini ne demek? Din dışı demek. Yani dinsiz gibi bir ifade çıkartıyor bu kelime bize böyle bir şey oluşturuyor. Alan oluşturuyor. Bizim müziğimizin din dışı olduğunu düşünmüyoruz biz. Hiçbir türünün biçiminin din dışı olduğunu düşünmüyoruz. Daha doğrusu İslam dini içerisinde dine mugayir olan ne varsa yani yasaklar neyse musiki için de aynı şekilde yasak. İçerisinde İslam'ın genel sosyal hayat içerisinde gördüğü, yaşadığı, yaşattığı ne varsa musiki için de aynı şekilde var. Dolayısıyla bu şekilde tasnif edilmesinin yanlış olduğunu özellikle bu fırsatla dile getirmek istedim. Biz de mesela cami musisi dediğimiz zaman zaten aklımıza ibadetten başka bir şey gelmez. Tekke musisi dediğimiz zaman da başka bir şey gelmez. Ama biz bunların üzerine bir dini musiki ifadesi, üst başlığı koyma ihtiyacı hissediyoruz. Diğerlerini dinin dışına çıkartmış oluyoruz. Ben şimdi soruyorum o zaman kendi kendime, talebelerime de anlatıyorum bunu sıklıkla vurgulayarak. Şimdi bizde Allah yolunda savaşın. Değil mi? Emir. Şimdi savaş için askere giden askerin uğurlamasına yapılan, söylenen türküler, şarkılar, askerin savaş halinde yapmış olduğu, yaşamış olduğu bütün hadiseler, şehadet mertebesi vesaire bunların hepsi şarkılara, türkülere, ilahilere konu olmuştur. Şimdi biz burada bir annenin bir eşine, çocuğuna yakmış olduğu ağıtı din dışı diyebilir miyiz mesela? Bu Diyemeyiz. tasnif içerisinde bunlar din dışına itiliyor ama veya bir annenin en önemli vazifesi evladına mürşit olmaktır değil mi ilk başta? Pek çok şeyle beraber cennet annenin ayaklarının altında. Peki Cenab-ı Hak bu kadar muazzam bir vazifeyi vermiş annelerimize. Annenin evladına okumuş olduğu ninni mesela, söylemiş olduğu ninni din dışı mıdır mesela? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani neticede bizim dini, din dışı diye bir tasnif yapmamıza gerek yok musikimiz için. Mekan ve icra alanlarını doğrudan itibar edecek şekilde cami musikisi dediğimiz zaman cami içerisinde icra edilen, biraz sonra bahsederiz konumuz itibariyle. Tekke musikisi dediğimiz zaman tekkede icra edilen musikinin, yöre dediğimiz zaman türkülerimizin, yani ona da halk müziği, sanat müziği diye bir ayrım yapılır mesela duymuşsunuzdur biliyorsunuz. Ben bu ayrımın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Camiye de pek çok kişi de düşünmüyor da. Bu kaynaklara daha yeni yeni geçiyor, geçecek inşallah. Yani sanat müziği dediğimiz müziğin tasnifinde yer alan işte klasik repertuarı sanatla ifade ederken halk müziği diye bahsettiğimiz müziği ve repertuarı sanatsızmış gibi algılamak ve algılatmak da aynı şekilde abes bir durum aslında. O yüzden biz Türk müziği dediğimiz zaman onun altında eserlerle bunu örtüştürecek şekilde tarif etmeyi daha uygun buluyoruz. Musiki bu noktada bu başlıklar ve bu tasnif alanları tam olarak oturduğu veya anlaşıldığı veya algılandığı zaman Türk müziği üst başlığında muazzam renkler sunan bir alan. Yani biz musikiyi diyoruz ki yani en baştaki sorunuza gelerek bir toparlama ihtiyacı hissettim çünkü alanda bir şey var. Burada bir boşluk olduğunu düşünüyorum. En başta işte biz diyoruz ki müzik eğlence aracıdır. Yani insan eğlenmek dediğimiz şey aslında işte boş vakitlerinde ne dedin de ne yaparsınız diye sorulur ya. İnsanın boş vakti yoktur, boşa giden vakti vardır diye biliyorsunuz çok geniş bir şey vardır.
çok değerli bir sözdür, bence de öyledir. İnsanın zamanını değerlendirmesi için kullanacağı evet şeylerden bir tanesidir, araçlardan bir tanesidir ama bunu o boş vakti öldürmek için kullanmaz insan. Kendi ruhi derinliğine veya mertebesine bir şeyler katacak. İcrasını, hayatını, sosyal becerilerini, sosyal iletişimi kuvvetlendirecek. Kendi güzelliklerini daha bir renklendirecek şekilde aslında insan boş zamanlarını, boşta olduğunu zamanlarını değerlendirmesi icap eder. Mozki bu noktada en fazla temayül edilen yine sanat dallarından belki en başta geleni diye söylemek lazım. Hem Anadolu'da hem Türkistan coğrafyasında muazzam, namütenahi renkler sunan sanat alanları biliyorsunuz. Tezahür etmiştir zaman içerisinde. Biz kendi musikimizi birazcık daha İslam sonrası zaman içerisinde birazcık daha gruplandırıp tasnif ederek şekillendirmişiz veya işte Türklerin yani ecdadımızın Anadolu'ya gelişi sürecinde ve Osmanlı Devleti tarih sürecinde sistemleştirmiş, oturtmuşuz. Yani şöyle kendi alanlarını, kendi icra ortamlarını, kendi repertuarını, asarını, kendi bestekarlarını, kendi okullarını, kendi kurumlarını oluşturan muazzam bir birikim aslında meydana getirilmiş ecdadımız tarafından ve bize nakl olmuş. Biz bugün bu bize nakledilen bu muazzam emaneti layık veçiyle icra edip, öğrenip, öğretip, icra nesillere aktararak üzerimize düşen vazifeyi yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Musiki bu noktada salt olarak bir eğlence aracı zinhar değildir. Yani musiki eğitim aracıdır. Musiki savaşta kullanılır. Mektep maçları biliyorsunuz çok motivasyon aracıdır. Motivasyon aracıdır. Hatta çok duyarsınız mesela talebe, ben talebelerime de hep tavsiye ederim. Şimdi ders çalışırken müzik dinleyin. Bu algı çok ciddi manada rahatlatır, kuvvetlendirir. Pek çok doktor arkadaşımız sizin de vardır arkadaşlarınız. Muayenehanelerinde mutlaka müzik icra ederler. Yani teskin eden, rahatlatan bir hali vardır. Yani böyle olmamış olsa mesela niye bir anne bebeğine ninni okusun? Evet. Uyutmak için, onu teskin etmek için, rahatlatmak için vesaire. Biz musikiyi içini doldurabilecek şekilde doğru algılamak ve doğru dinlemek, doğru eserler, güzel eserler dinlemek, kendi ruhumuzda mertebe kat edecek şekilde icra ortamlarında bulunarak kendimiz için ne kazanabiliriz diye bakarak dinlemek durumundayız diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ramazan ve musiki nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu soracağım ama öncesinden değerli izleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli hocamız ile birlikte yaptığımız sohbetin akabinde Ramazan esintisi adı altında tasavvuf musikisi dinletisi icra edilecektir. Bunu da bu noktada hatırlatmış olalım kıymetli izleyicilerimiz için. Sorumuza dönecek olursak hocam, Ramazan ve musiki nasıl bir ilişki içerisindedir? Tabii musiki Ramazan içerisinde ayrı bir neşe kazanıyor bizde. Yani özellikle cami musikisi diye biraz önce bahsettiğimiz tür içerisinde muazzam eserler aslında ve muazzam icralar biz dinliyoruz. Keşke işte bu pandemi süreci olmasaydı da bunu daha derinliğine işleme, yaşama fırsatımız olabilseydi. Allah inşallah tez zamanda bizi bu musibetten de kurtarsın. Hem devletimize, milletimize, hem bütün insanlığa. Hasta olanlara da bu arada şifa bekleyenlere şifalar niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Şimdi Necip Fazıl biliyorsunuz anladım ki anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi çelikle çomakmış şeklinde ifade ediyor biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Şimdi burada kastedilen şey çok önemli. Biz cami musikisi olarak tarif ettiğimiz daha doğrusu ibadeti daha zinde, daha keyifli, daha güzel, daha zühd, takva, ubudiyet bilincini aşılayacak, yükseltecek şekilde icra etmek noktasında aslında biz bu musikiyi geliştirmişiz. Ramazan özelinde söyleyecek olursak, malum Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlaması bile Ramazan ayı Kur'an ayı olarak da tarif edilir. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim muazzam Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin etkisinin insanları ciddi manada sanat manasında motive ettiği bir vaka. Bunun böyle algılanması gerekiyor. Şöyle neticede
Kur'an-ı Kerim ayetlerinin Kur'an sayfalarına yani kağıda dökülmesi itibariyle aslında biliyorsunuz bu muazzam şeyin birikimin, ayetlerin, Cenab-ı Hakk'ın lafzının yazılması, güzel yazılması icap ediyor. Hat sanatı gelişti, güzelleşti, çeşitlendi, renklendi. Muazzam sanatkarlar, muazzam sanat eserleri ortaya koydular. Hala da koyuyorlar. Yakın zamanda Kur'an-ı Kerim yazılı tekrar İmam Efendi Hüseyin Kutlu Hoca Efendi tarafından Allah ömrünü bereketlendirsin inşallah. Hala çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde bu yazının, hattın süslenmesi gerekiyordu. Tesip sanatı gelişti. Namütenayi renklerde muazzam örnekler görüyoruz. Musaflarımızın, surelerin kenarlarında, ayetlerin yazmış olduğu sayfalarda. Aynı şekilde bu muazzam yazının, ayetin, hattın, tesibin muhafaza edilmesi gerekiyordu. Cilt sanatı gelişti. Bütün bunların içerisinde süreçte Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Emri gereğince sesin de süslenmesi ancak musiki ile olabiliyordu. Kur'an-ı Kerim'in musiki ile icrası bizim de aslında musikimizin temel kaynağını oluşturacak şekilde doğdu, büyüdü ve gelişti. Ramazan içerisinde çok ciddi bir geçmişten günümüze elbette bu konuda bir birikim oluştu. Hem icra şekli manasında hem de biraz önce bahsettiğim tür ve biçimler açısından. Yani normalde bizim cami musikimizde, tekke musikimizde, repertuarımızın geri kalanında çok ciddi bir kısmı cami ve tekke, özellikle cami ve vazifeli muvazzaf imamlar, müezzinler veya işte sarayda Endor'un sanatkarları, dergahlarda özellikle Mevlevaneler çok önemlidir. Mevlevaneler musikimizin veya işte eğitim, öğretiminin temel konservatuarları olarak nüve gibi kabul edilir haklı olarak. Oralarda eğitilen, büyüyen, yetişen sanatkarlar eliyle vücuda getirildi. Bu yüzden bizim Ramazan ayı ve Kur'an-ı Kerim ayı olması sebebiyle musikiye çok ciddi manada ülfet, musiki vasıtasıyla daha doğrusu Ramazan ayı gösterilen ülfet sebebiyle musikinin çok geliştiğini düşünüyoruz. Yani Ramazan ayında cami musikisi fonları, işte Ramazan eğlenceleri diye tabir edilen işte Karagöz Hacı var, perde oyunları, meddah, gece Ramazan davulcusunun manilerine varıncaya kadar aslında her şey musiki içerisinde irdelenmesi, algılanması gereken şeyler. Biz birazcık daha Ramazan'ı tezyin etmek manasında musikiyi bu ay içerisinde daha fazla, daha önemli kullandık, kullanıyoruz demek lazım. Eyvallah. Peki hocam hangi musiki formları bu anlamda öne çıkmıştır Ramazan'da? Tabii cami musikisi formları olarak tarif ettiğimiz için bunları daha ziyade bu şekilde tasnif edildiğinden burada en başta elbette yine Kur'an-ı Kerim'i söylemek icap ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti malum işte şimdi TRT'de mesela Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması tertip ediliyor. Gayet güzel kıraatler dinliyoruz bu vesileyle. Aslında işin ruhuna uygun olan bir iftar öncesi etkinliği olarak düşünmek lazım. Belki bunu yıllardır devam ediyorlar. Çok güzel kıraatlara kulaklarımız dolma fırsatı buldu. Bu noktada çok önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Kur'an musikisi diye bir tabir kullanılır musikide. Biz de biliyorsunuz Kur'an'ı tertil üzere okuma üzerine bir ayet vardır. Ve işte tecvid kaideler içerisinde musiki de vardır biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma noktasında. Tabii Kur'an-ı Kerim'i okuma da alakalı şeye de dikkat etmek icap eder. Hani Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuma, anlayarak, itina ile okuma belki olarak tarif edilecek şeyin içerisinde musikinin vurgu manasında çok ciddi bir vazifesi olduğunu ifade etmek gerekiyor. Düşünün, siz Kur'an-ı Kerim'in mana derinliğine vakıf bir icracı, bir kari olarak Kur'an-ı Kerim okuyan, tilavet eden bir hafız, bir hoca efendi olarak eğer manayı derinliğine bilirseniz, ayetlerin müjdeleri ve ikazları doğru nispetinde musikini dirdelerseniz, icranıza yansıtırsanız
kıraatiniz bil misli daha etkileyici olabiliyor elbette. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuyan mutlaka hoca efendilerinin de, ki çok güzel okuyorlar sağ olsunlar, pek çoğu özellikle Ramazan vesilesiyle okuyan herkese minnet borçluyuz. Çok değerli buluyorum ben doğrusu icranın sosyal hayata bu denli güzel yansımasını. Daha da kendilerini geliştirmek veya yetişmiş hafız kari sayısını artırmak manasında çok ciddi vazifelerimiz olduğunu düşünüyorum doğrusu. Makam bilgi ve becerilerini geliştirme ve bunu kıraatlere yansıtma suretiyle aslında Kur'an-ı Kerim'in güzel okuma emrine matuf çok daha güzel kıraatlerinde zaman içerisinde artarak çoğalacağını düşünüyorum. Sadece şunu özellikle bir kari arkadaşlardan, hafız arkadaşlarımızdan istirham ediyorum bir konservatuvar hocası olarak. Bizim asırlar sülgecinden geçerek okuduğumuz bir Kur'an-ı Kerim okuma şekli ve bununla alakalı kıraatımızda musiki kullanma şeklimiz var. Bu gelenek haline gelmiş malumunuz. Bunları terk edip mesela bir Arap coğrafyasında okunan Kur'an-ı Kerim şeklinde Kur'an-ı Kerim okuma veya musikide bu tip makamların birazcık daha bizim burada tercih edildiği şekilde okumaların birazcık arttığını görüyoruz. Ben burada birazcık arkadaşlarımızın daha özen göstermesi gerektiğini özellikle telkin ediyorum. Şu manada ben bir Arap coğrafyasından bir karinin Kur'an-ı Kerim okumasından da çok büyük haz duyabiliyorum, duyuyorum. Ama onu onlardan dinleyeyim, onlar da bizden bunu dinlesinler ki çeşitlilikle alakalı bir daralma olmasın. Herkesin aynı şekilde okumuş olduğu şeyde bir monotonluk oluşacaktır biliyorsunuz. O orada güzel, bu burada güzel. Biz oradan dinleyelim güzeli, onlar buradan dinlesinler güzeli. Bununla musiki manasında Kur'an-ı Kerim tilavetinin tezin edilmesi alakalı. Renklerde solmalar olmasın. Bu yüzden bizim ecdadımız, usta, kurra hafızlarımız, hocalarımız nasıl okumuşsa onların telkinleri ve onların icraları, kıraatleri doğrultusunda musiki kıraatlerine dahil etmeden özellikle tavsiye ve rica ediyorum diyebilirim. Cami musikisinin en önemli diğer bir formu ezan. Malum ilk ezanı Bilal Habeşi Hazretleri okumuştur. İlk müezzin odur malum. Bilal Habeşi Hazretleri ezan okunmasındaki sebep özellikle musiki kaynaklarında en önemli sebeplerden bir tanesi olarak musiki becerisi, çok güzel bir sesinin olduğu bütün kaynaklar biliyorsunuz yazar. Hazreti Peygamber'in taltiflerine mazhar olmuştur. Onun okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in kendi yaşamış olduğu dönemde muazzam toplum üzerinde etkilerinden de biliyorsunuz bahsedilir. Hatta Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir süre biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okumuyor. Daha sonra dönüp tekrar geldiği zaman ezan okumuyor. Ezan okumasıyla ilgili bir şey bulundu, talepte bulunduğu zaman kendisi herkes Hazreti Peygamber'in sanki yaşıyormuşçasına onun ezan okuyuşuna iltifat ettikleri, meylettikleri biliyorsunuz kaynaklarda yazar. Ezan okuma bu noktada çok değerli. Beş vakit namazın vaktini bildirmenin ötesinde aynı zamanda bir tebliğ mekanizması hala yaşıyor biliyorsunuz. Hala dünya üzerinde ezanla alakalı çok ciddi müsbet dönüşler, insanların ihtidasına vesile olacak dönüşler söz konusudur. Cenab-ı Hakk'ın sırrı olarak belki görmek lazım ezanın icrasıyla alakalı yapılan bütün geçmişten günümüze bütün okuyuşları. Ramazan ayında özellikle imsak vakti olması sebebiyle sabah, iftar vakti olması sebebiyle akşam ezanlarının birazcık daha ön plana belki çıktığını, yani can kulağıyla dinlediğimiz veya tedirginlikle işte okundu okunacak diye dinlediğimiz bir imsak ve sonrasında sofra başında neşeyle beklerken dinlediğimiz bir akşam ezanı. Bunlar sabah ve müezzinlerimizin yetkinliğine göre türevi yakın makamlarda. Akşam da segah ve yakın makamlarda icra, segah, dügah gibi makamlarda icra ediliyor. Ben mesela Ramazan aylarında imsak edip böyle sabah ezanı dinlemeyi çok seviyorum mesela. Bir de gecenin yani sabahın böyle serinliğinde ses çok daha güzel etkili duyulur. Mesela sıcak havada sesin duyumu birazcık azalır. Serin ve karanlıkta birazcık daha artar. Dalga boyları daha aşağı. Sesin fiziksel özellikleri sebebiyle daha rahat dinlersiniz mesela. Ben çok etkileyici bulurum.
Diğer vakitlerde Rast, Uşak, Hicaz gibi makamlar tercih edilir. Bazı işte öğle ezanı için şu makam, ikindi ezanı için şu ezan, yatsı ezanı için şu makam demek yerine ben müezzin arkadaşlarımızın yetkinlikleri doğrusunda ve hissettikleri doğrultuda bu makamları ve bunlara yakın başka makamları da kullanabileceklerini işin gerçeği özellikle söylemek istiyorum, telkin etmek istiyorum. Şöyle yalnız ezan okumaktaki maksat da cami içerisinde olduğu için cami içerisinde genel olarak bir ubudiyet yani ibadet neşesini yükseltme gayesi olduğundan camide de ezan okurken de biraz önce bahsettiğim Kur'an-ı Kerim tilavetinde duyulan bizde kürdi diye işte biliyorsunuz makamlar vardır. Kürdi, kürdili cezker, muhayyer kürdi. Son zamanlarda birazcık fazla iltifat ediliyor bu makamlara da. Ya meylediliyor daha doğrusu ezan okunma sürecinde. Ben bunun da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'le tilavetinde söylediğim şeyi aynı şekilde burada da tekrar etmek istiyorum. Bizim coğrafyamızda ezan nasıl okunmuşsa lütfen arkadaşlarımız öyle okumaya gayret etsinler. Çünkü biz böyle okuduğumuz zaman bir sonraki neslin nasıl okuyacağını bilemeyiz biz. Ama bugüne kadar gelmiş olan bir ezan okuma şekli var. Bunu bir emanet şuuruyla görüp biraz önce bahsettiğimiz makamlarda ecdadın nasıl okuduğuna özellikle dikkat ederek, bu konuda özenerek, bu konuda kendimizi geliştirerek okunmasını özellikle ben tavsiye ediyorum arkadaşlarımıza. Cami muskisi formları elbette ön planda Ramazan ayı içerisinde. Salatü selam da bu cami muskisi formlarımızdan malum. Aynı zamanda tekkede de salatü selam adı altında bestelemiş çok fazla eser vardır. Özellikle Ramazan ayı içerisinde teravih namazı aralarında tervihâ denilen aralıklarda biliyorsunuz okunan salatü selamlar vardı. Biraz sonra şeyden de bahsedelim. Enderun teravih diye Ramazan ayına özel kılınan teravih namazının musik ile mücessem hale gelmiş bir namaz kılma şekli vardır biliyorsunuz. Ondan bahsederken orada da birazcık salatü selamdan bahsederiz. Cuma günü yani perşembe gecesi, cuma gecesi ve cuma namazı öncesinde cenaze zuhur ettiği zaman herhangi birisinin vefatında, bir Müslümanın vefatında duyurmak için. Efendim? Cenazeyi duyurmak için. Duyurmak için. İlan maksatlıdır aslında. Selanın ve cami dışına okunur. Aynı ezan gibi. Camiden okunanlardan bahsediyorum. Bir de salatü selam vardır biliyorsunuz. Buhruzade Mustafa Atri Efendi'nin bestelemiş olduğu. O değil. O minareden okunmaz. Ama diğer bütün salalar minareden okunur. Cuma'nın geleceğini, cuma namazının yaklaştığını, işte cenazeyi bildiren salalar bunlar. Mesela burada da işte Hatip Zakir Hasan Efendi bizim dinin musiki yani daha doğrusu cami musiki repertuarının gelişmesi çok önemli bestekarlardan bir tanesidir. Onun besteleri icra edilir. Dilke Şaviran Hüseyini makamında salalar okunur. Salat-ı Mi diye bahsettiğimiz sala da okunması gereken her yerde okunur aslında. Siz Sakalı Şerif ziyaretlerinde, mübarek eşyaların aynı şekilde ziyaretinde, musafaha ederken bir yerde sohbetten hadi bir salatü selam getirelim denilen her yerde salatü selam okuyabilirsiniz. Buna mani bir kısıt bir hal yok. Sadece salatü selamın okunması gerektiği gibi okunması burada beklenir. Okunan bir cami muskisi formudur salatü selam da teravih namazı aralığında tervihalar içerisinde okunmuş olması da burada özellikle salatü selama bir vurgu yapmayı belki gerektirebilir. Temcid formu vardır yine cami dışına okunan bir form. Temcid, meş kökünden gelen bir kelime temcid. Ululama, sena etme manasında Cenab-ı Hakk'ı hamdü sena etmek, onu yüceltmek, yani yüceltmek, yüceliğini anmak manasında hamdü sena etmek, mecd etmek, tazim ve sena etmek gibi anlamlarda kullanılan bir kelime. Minarelerden özellikle o da okunan, dışarıya okunan bir şey. Temcidin sahur anlamı da var biliyor musunuz? Mesela eskiden temcid okunmaya başladığı zaman imsak vaktinin geldiği anlaşılırmış. Hatta bazen Ahmet Şahin Üstad bunu bir programda da çok güzel anlatmıştı. Temcid pilavı diye bir şey vardır ya, duymuşsunuzdur. Temcid pilavı da sahura kalkanmadığı zaman ev halkı veya işte tam böyle imsak vaktine yakın kalktığı zaman akşamdan kalan işte pilav vesaire ne varsa onlar hemen ısıtılıp yenili verir diye
buna temcit pilavı denilmiştir falan diye çok güzel bir şey var, anekdot var. Temcitle alakası yok onun. Temcit okunmaya başlandığı için vaktin girdiğini anlamak için alelacele yenilen ve yapılıveren bir sahur manasında söyleniyor. Ben yüksek lisans eğitimim sırasında rahmetli Feyzi Hocam'ın yönlendirmesiyle, Allah rahmet eylesin, Hattat, Ahmet Yakuboğlu'nu çalışmıştım. Neyzen ressam Ahmet Yakuboğlu ki aynı zamanda bir Hazar Efendi'dir aslında. Kütahya'nın bütün dağlarının orman olmasında vesile olan bir büyük sanatkardır. Çok büyük bir neyzendir. Çok önemli neyzenlerin yetişmesine vesile olmuştur. Allah o da rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. O temcidi anlatırken Kütahya soğuk biliyorsunuz. Özellikle Ramazan'ın kış aylarına denk geldiği zamanlarda da biz hep okurduk diyor temcidi. Minareye diyor mangal çıkartırdık. Minarede mi okuyor? O zaman doğru düz ses sistemi falan da yok o zamanlar. Mangal çıkartırdık, üşürdük. Ben diyor işte temcidi okuyan temcidhanlara şey yapardım, şeflik ederdim. Onları diyor yönetirdim. Bir neşeyle diyor, bir soğuğu falan hiç düşünmeden bunları okurduk. Geçmişte hep bu şekilde minareden okunmuştur temcidler. Bu da Ramazan ayına. Başka mübarek gün ve gecelerde de okunur temcidler ama Ramazan ayında daha fazla önemli okunur ama günümüzde çok fazla biliyorsunuz maalesef okunmamakta. Hocam temcid örneğini sonrasındaki icrada verecek misiniz bilmiyorum ama hani belki seyircilerimizden temcidi bilmeyenler olabilir. Biz onun icralarını bir şekilde konservatuvarımızda paylaşalım. Bugünkü şeyde Ramazan ilahileri daha ziyade dinletide icra edeceğiz. Ama mesela müezzin efendilerin pek çoğu, mesela Konya'da Ahmet Kirdiş Hoca Efendi vardı, meşhur. Pek çok hoca, imam ve müezzin geçişmesine de çok vesile olmuştur. Onların da eğitim öğretiminde veya Zekai Kaplan Hoca Efendi vardı, malumdur. Onun dini musiki dersleri hala okutulur, kitabı ilahiyat fakültelerinde ve pek çok yerde. Oralarda da temcidle alakalı örnek şeyler, eserler var, bulunabilir. Ama biz yine bu konuda konservatuvarımız web sayfasından bununla alakalı bir kayıt paylaşalım. Eyvallah. Evet. Enderun teravihinden bahsetmiştiniz. Enderun teravihi aslında bir tertip. Şöyle, normalde teravih kılınıyor zaten. 20 rekat olarak biliyorsunuz Osmanlı coğrafyasında kılınıyor. Başka yerlerde, başka rekatlarda, sayılarda 8'den başlayarak malum kılındığı vaka. Osmanlı coğrafyasında 20 rekat kılınıyor. Bu 20 rekat kılınan teravihinin Buhruzade Mustafa Ati Efendi tarafından tertip edildiğini söylüyor. Şöyle, 4 er rekatta bir selam verecek şekilde İsfahan sırasıyla Sabah, Hüseyin'i, Eviç ve Acem Aşıran makamlarında kılınıyor her biri 4 rekat. Yani bu makamlarda tilavet ediyor İmam Efendi. Bu makamlarda tervihalar yapılıyor. Salat-ı Semlan bu makamlarda bağlanıyor. Veya aralardaki okunan ilahiler tevşih veya işte Ramazan ile ilgili mesela buradaki okunan ilahilerde de başında müjdeleyen, ortasında rahmet bildiren, sonunda işte Ramazan'a veda güfteli ilahiler okunuyor. Enderun teravih Enderun tarafından benimsenip saraya taşınmasından sonra Enderun teravih olarak biliniyor, bilinir olur diyor, oldu diyor kaynaklar. Asıl tertibin Itri'ye ait olduğu ile alakalı da rivayetler mevcut. Şöyle, normalde hünkârın da dahil olduğu cemaatlere imamlık eden imamın ve o zaman mesela Enderun üzerinde söyleyecek olursak Zeynel Abidin Efendi Kazasker imamlık ettiği bir dönemde mesela Dede Efendi'nin de mahfilde olduğunu görüyoruz. Yani 3. Selim, 2. Mahmut döneminde özellikle Musiki'mizin sarayda çok üst seviyelerde icra edildiği biliyorsunuz dönemler olarak anlatılır. Bu dönemlerde Enderun teravihinin olması, bugünkü bildiğimiz manadaki Enderun teravihinin oluştuğunu biliyoruz. Hatta Enderun teravih ile alakalı bir hadise anlatılır şeyde saray içerisinde. Şöyle, normalde biraz önce bahsettim imam ve müezzinin, daha doğrusu imam ve müezzin mahfilinde olan herkesin bu konuda makam açısından sürekli bir iletişim halinde olması icap eder. Daha doğrusu imamın kıraatinden sonra okunan ilahilerin ve salatü selamların aynı makamlarda veya bir sonraki makamlara bağlantı şeklinde yapılması icap ediyor. En son olarak da Acem Aşıran makamı tercih edilmiş Enderun teravihde.
Zeynel Abidin Efendi o uzun günlerde Dede Efendi'ye belki takılmak için veya Dede Efendi'yi öyle sarayda sanatkarların birbirlerini sıkıştırdıkları makam açısından, müzik açısından çok böyle şeyler var. Anekdotlar anlatılır. Onlardan bir tanesi olarak Acemaşan makamını normalde ama Acemaşan perdesinde karar eder. Muski bilen izleyicilerimiz de anlayacaktır. Daha biraz sonra Acemaşan makamında da örnekler vereceğiz zaten icra esnasında. Onu yegah perdesine yani iki perdede aşağı indirip ferah feza makamında karar ediyor. Ferah feza makamında da bir eser olduğunu düşünmediği için Dede Efendi'nin bu konuda zorda kalacağını düşünüyor Zeynel Abidin Efendi. Ama Dede Efendi de sanat becerisiyle, algısıyla bazı kaynaklarda son dört rekat içerisinde mahfilde besteleyi verdiği, bazı kaynaklarda ise spontane yani doğaçlama, irticali olarak orada hemen okuyup hemen o makamda karar ediverdiği yolunda bir şey anlatılır, anekdot anlatılır. İkinci Mahmut Hünkar bu durumdan çok keyif alıyor, beğeniyor ve diyor ki Ferah Feza makamında Dede Efendi'ye işlenmesi, çalışılması gerektiği ile alakalı bir telkinde bulunuyor. Hatta Mevlevi ayini vardır Ferah Feza, çok saltanatlı bir ayindir, çok güzel bir ayin. Bunun üzerine bestelendiği, Ferah Feza ayinin doğmasına vesile olduğu şeklinde anlatılır. Enderun bizde sanat eğitim, öğretim ve intikali manasında çok değerli bir kurum. Bizim Türk müziğinin okullarından olarak anlatılır. Enderun okulu diye anlatılır. Bu işte hem sermüezzinlik, hem imamlık, hem icra seviyesinde çok yüksek olan insanların bir arada olmuş oldukları bir ortamda çok keyifli, buna benzer anekdotların yaşandığını söyler. Enderun teravih de buradan geliyor. Biz rahmetli Ahmet Saim Hocam, Saim Aratan Hocam zamanında İlahiyat Fakültesi'nin yaz aylarına geldiği zamanlarda, yani geçtiğimiz yazlardan bahsediyorum. Teravih'in geldiği zamanlarda hocam buna benzer bir gerçi tam olarak Enderun Terevi olarak yapmadık biz onu ama teravih namazlarını muazzam bir şekilde coşkun kılınması ve Ramazan ayının gecelerini süsleme konusunda çok ciddi gayretleri olmuş idi. Biz de orada mahfelde işte Konya'nın yetiştirdiği çok önemli bir sima olan Üstad Hafız Ahmet Çalışır, yine çok önemli Konya'nın yetiştirdiği seslerden bir tanesi Mehmet Emin Karataş Hoca, ben, Mustafa Yıldırım Hoca şu anda İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi arkadaşımız, Hasan Hoca, Hasan Çiftçi Hoca ve birkaç arkadaşımız daha mahfilde olarak ve imamlığın da musiki bilgisi becerisi olan değerli arkadaşlarımız, imamlarımızın yürüttüğü, hatta şu anda il müftümüz olan Ali Ögemiz arkadaşımızın da hocamızın da bulunduğu ve diğer şimdi vefat etti sonradan caminin kendi imam arkadaşlarımız ve başka arkadaşlarımız da musiki konusunda yetkin, makam becerisi yüksek bir şekilde ve icrası yüksek bir şekilde bunları bayağı birkaç yaz icra edebildik. İnanır mısınız, binlerle, sayılan rakamlarla kılındı o namazlar. Evet. İlahiyat Fakültesi'nin etrafında yaz olduğu için dışarıya da, mihrap da dışarıya kuruluyordu. Cemaat de bütün İlahiyat Fakültesi'nin yanındaki avlu vesaire boştu orada. Her tarafa dağılan bir cemaat ve okunan ilahiler vesaireler, tilavet tamamen musiki hesap edilerek, bu rabıtalar kurularak imam ve mahfel ve mihrap arasında icra edildi ve çok keyifli günler yaşandı. Hatta rahmetli hocam çocuklara hani geçmişte biliyorsunuz, biraz ondan da bahsederiz vaktimiz varsa, Karagöz oyunları vardır biliyorsunuz Ramazan aylarında özellikle yapılan eğlence merasimler olarak. Hocam buna nazire olsun diye işte Karagöz oyunları veya çizgi filmler oynatırdı. İlahiyat Fakültesi'nin eski binasının içerisinde amfiler vardı, hatırlarsınız. Evet. Konevi Amfi içerisinde kurulmuş olan projeksiyon sistemiyle anneleri babaları çocukların dışarıda rahat namaz kılabilsinler diye çocuklar orada çizgi film seyredilirdi. Karagöz benzeri şeyler yapılırdı. Okulun bahçesine hoca akülü arabalar getirmişti mesela.
Yani çocukların bir tarafta çocukların şen şakrak, Eğlendi. evet, sesleri devam ederken bu tarafta teravih kılınıyordu ve emin olun çok muazzam hazlarla kılınıyordu. Çok keyifli akşamlar oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok emeği Amin. vardır kendisinin bu noktada. Ve şeyden sonra da teravih namazından sonra da sahur vaktine kadar İlahiyat Fakültesindeki hocalarımızla halk namaz için bir araya gelen, halk namazdan hemen sonra hadi gidelim, namaz bitti gidelim şeklinde değil de işte cami avlusunda, cami bahçesinde ve daha doğrusu İlahiyat Fakültesi bahçesi oluyor aynı zamanda, eski halini bilenler bilir. Orada sohbetler oluyordu hocalarımızla. Ahirete irtihal eden hocalarımız var, onlara da rahmet diliyorum. Yusuf hocalarımızı falan orada, Yusuf Işık hocalar falan orada çok güzel orada sohbetlerde bulunmuşlardı. Pek çok hocamız İlahiyat Fakültesi'nde hala muvazzaf devam ediyor. Aslında uygun olarak icra edildi orada. İnşallah tekrar yaza geldiği zamanlarda Kesin. bunları tekrar veya işte pandeminin olmadığı zamanlarda, biz şu anda belki pandemi olmasa belki şu anda Fikret Hoca da bunu yapmakla alakalı bir şeyi var. Çünkü o dönemin idari mekanizmasında da vardı. Fikret Hoca da bu konularda da emektardır. Sağ olsun İlahiyat Fakültesi Dekanı. Muhittin Hocam bu konuda çok ciddi emekleri olmuştur aynı şekilde. Hocam şunu sormak istiyorum. Bu Enderun usulü teravih dediğimiz makamla ilgili mi Makamla yoksa alakalı. açık havada olmasıyla Yok yok, alakalı makamla mı? alakalı. Çünkü biz halk ağzında genellikle Enderun usulü denildiği zaman aslında açık havada Yok kılınan yok. olarak zannediliyor genellikle. Yok öyle değil. Aslında orada bir yanlış anlaşılma olduğu Evet, ortaya açık çıkıyor. havada olması tamamen mevsimle alakalı. Yani biz burada kışın açık havada nasıl kılacaksın? Mesela ben kışın Enderun teravih kılacaktık ama kılamadık diyemez o zaman bir insan. Yani buradaki asıl önemli şey Makam. oradaki uygulanan makamlar. O tertibin adı Enderun teravih. Yani bu bahsettiğimiz tertip de zaten Dört kıraat kıraat, rekatta dört zaten kıraat farklı. kıraat, zaten selam 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 ve zaten ilahi ilahi. Burada bir değişiklik yok da bu İsfahan makamından başlayıp Acem Aşıran makamına kadar geçen namazın kılınma sürecini Enderun olarak, Enderun'da özellikle benimsenip yıllarca devam ettirildiği için Enderun teravih olarak algılamamız icap ediyor. Eyvallah. Burada şu önemli yalnız, Enderun teravih yani makamların teravihde bu şekilde kullanılıyor olmasa halk üzerinde de çok ciddi manada pozitif etki yapıyor. Şöyle, mesela halk yani cemaat normalde asgari 8 rekat olan bir namazdan bahsediyoruz. Diyelim ki teravihe geç geldi. Hangi makamda icra ediliyorsa o andaki şey 4 rekat hangi 4 rekatta olduğunu bilebiliyordu makam bilgisi sebebiyle. Bu müthiş bir şeydir bu. Yani Evet. siz eğer cemaati, halkın bu noktadaki muhasebe bilgi becerisini ki halk buna çok yatkındır toplumumuz özellikle Anadolu süslemeyi, süslendirmeyi, sosyal hayatı tezin etmeyi çok sever. Bizde her şey güzel olsun diye yapılır, uğraşılır mesela malumunuz. Burada zaten temayül ettiği bir şeyi ziyadesiyle öğrenip bunu sosyal hayatın içerisinde, teravihin içerisinde hangi makamda okunduğunu bilecek kadar ve o makamdan sonra kaç rekat kaldığını bilecek. Mesela diyelim ki Acem Açıran okunuyor. Teravihin son 4 rekatında olduğu için zaten teravih namazının bitmiş olduğunu anlıyor. Ama ev iç makamında okunan bir önceki 4 rekata yetişmişse 8 rekat kılabileceğini biliyor mesela. Evet. Bu değerli bir çıkarım. Enderun tamamen makamların tertibiyle alakalı bir durum. Belki açık havada okunmasıyla ya kılınmasıyla alakalı olan şey, yani yakın zamanda mı duydunuz ben çok bilmiyorum doğrusu ama belki bizim İlahiyat Fakültesi'nde yapmış olduğumuz o makamla alakalı, makam kullanımı ile alakalı yapmış olduğumuz İlahiyat Camii bahçesindeki teravih programları sebebiyle belki öyle bir şey de kalmış olabilir. Yani örtüştürmüş olabilir insanlar. Bir de şu var tabii, Enderun teravihi İstanbul'da biliyorsunuz birkaç yıl önce çok büyük bir katılımla kıldı cemaat İstanbul. Da kılındı. Açık havada kılındığı için de belki o anla öyle bir Belki de. çıkarımda bulunmuş olabilir. O kadar büyük bir kalabalığı camiler almayacağından. Ama asıl olan orada şey, Makamlardır. Enderun teravih Peki hocam, makamlar. Ramazan'da akşam etkinliklerinden bahsettiniz az önce. Evet. Son olarak oraya da değinebilirsek. Değinelim şöyle, biliyorsunuz yine oraya geçmeden Kadir gecesinde içinde bulunan bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir gecesinde içinde bulunduğu bir ay malum. Bu Kadir gecesinde biliyorsunuz mevlid merasimleri tertip ediliyor. Hazreti Peygamber'in doğumu münasebetiyle oluşturmuş Süleyman Çelebi tarafından yazılmış olan ve irticali okularak kendi yine
makam ve üslubunca okunan, usullerle değil de üslubunca okunan bir merasimden bahsederiz yine. Yine mevlid icrası esnasında da arada okunan tevşih ilahiler var. Yine onlar da Hazreti Peygamber'e anlatan sözleri itibariyle ve büyük usullerde bestelenmiş ilahiler. Bunlar da çok önemli. Ramazan ayı içerisinde özellikle bunları da ifade etmek lazım. Bir de cami muziki içerisinde tekke muzikisinin özelinde ilk başta söylediğimiz ilahi formundan bahsetmek lazım. Biliyorsunuz insan, Cenab-ı Hak siz beni anın, ben de sizi anayım diyor, buyuruyor biliyorsunuz. İnsan zikretmeyi çok coşkun, keyifli, ritmik, zinde, ahenkli ve biraz önce bahsettiğim züht, takva duygularını da yüceltecek şekilde yapma ihtiyacı hissediyor. Bu zikir esnasında okunan bütün eserler bugünkü bildiğimiz, icra ettiğimiz ilahi repertuarını oluşturuyor. Halbuki şöyle, bugün TRT repertuarında 5000 civarında ilahi notası var. Eskiden 5000 tane ilahi bilen bir zakir başını küçümserlermiş, az eser biliyor diye. Sadece zakir başından bahsediyoruz. Bugün repertuarda 5000 tane var. Yani normalde geçmişte çok daha fazla ilahinin repertuarlarda sosyal hayat içerisinde okunduğunu biliyoruz ama günümüzde bu kadar az gelebilmiş maalesef. Ama bestelenmeye de devam ediyor. Bir taraftan günümüzde bestekarlar bu konuda güzel hizmetler, emekler sunuyorlar. Zikrin daha güzel olması noktasında oluşturmuş olan bir formda hem teravih namazı aralarında, hem mevlid merasimleri aralarında, hem daha mütevazi topluluklar içerisinde ibadet neşesini artırmak maksadıyla okunmaya devam ediliyor. Biz biraz sonra dinleti kısmında da buradan örnekler sunmaya çalışacağız. Ramazan aylarının, biraz önce bahsettiğim bizim İlahiyat Fakültesi'nin içerisinde teravih namazı esnasında çocukların eğlendirilmesi veya işte çocukların, annelerin, babaların kolay teravih namazına iştirak edebilmeleri, o sürede de çocukların vakitlerinin bu şekilde değerlendirilmesi manasında bahsetmiştim, Karagöz vesaire. Geçmişte sinema, projeksiyon vesaire yok. O dönemde de gölge oyunu olarak bilinen bir etkinlik olarak Karagöz, Hacivat oyunları çok sıklıkla Ramazan gecelerini süsleyen unsurlardan bir tanesi. Hatta bu öyle bir önem verilmiştir ki geçmişte, bununla alakalı Karagöz Muzikisi diye bilinen bir repertuar olmuştur. Halbuki Karagöz Muzikisi değildir de onun adı. Türk Muzikisi'nin hemen hemen bütün formlarında bestelenmiş eserlerin bu Karagöz oyunları esnasında seçilerek icra edilmesinden aslında bahsedilir. Karagöz Muzikisi diye bahsedilen aslında Karagöz repertuarıdır şekil itibariyle, onu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Muazzam bir icra var orada da Karagöz oyunları esnasında. Bazıları bunların, özellikle tef mesela, Karagöz oyunlarda gözünüzün önüne getirin, vazgeçilmez bir enstrüman. Bütün oyunun başından sonuna kadar tefi duyarsınız mesela. Diğer sazlar icra edilen form neyse, beste biçimi neyse ona göre icraya dahil oluyorlar. Ve bunların çoğu da canlı icra ediliyor orada. Saz, küçük saz ayetleri yine perde arkasında var. Karagöz biliyorsunuz şeyden de birazcık, tarihinden de bahsetmek icap ederse yeri gelmişken. Karagöz ve Hacivat Orhan Gazi zamanında camide çalışan, Ulu Cami inşaatında çalışan iki usta, biri Kambur Bali diye bilinen, Kambur Bali Çelebi Karagöz, Hacı İvaz diye bilinen Hacivat da duvar ustası. Onlar çalışırlarken böyle birbirlerine sürekli nükteli takılırlarmış. İnsanlar da bunları böyle nükteliyle birbirlerine konuşmalarına çok hoşlanırlar. Onları bazen seyre dalarlarmış falan. Kendi dönemlerinde çok sevilmişler. Kendilerinin vefatından sonra hem padişahın hem halkın üzüntüsü sebebiyle o zaman Şeyh Küşteri, yine dönemin önemli zatlarından, sarığını çözerek bir şeye giriyor ve arkasına bir mum yakarak onun ve ayaklarından da çarıklarını çıkartarak Karagöz ve Hacivat'ın kendi aralarında sağlıklarında yapmış olduğu nükteleri orada dillendirerek, canlandırarak onların şeylerini, hal ve tavırlarını, söylemlerini perdeye aksettirmiş oluyor. O yüzden Şeyh Küşteri Meydanı, Şeyh Küşteri Perdesi falan derler Karagöz Perdesi'ne mesela. O günden bugüne kadar gelen bir hadise. Aslında çok eski bir şey olarak düşünün.
zaman zarfında yıllarca, asırlarca yapıla icra ile gelmiş. Çok çocukların, ki hala seyretsek bizim de çok keyifle seyrettiğimiz güzel oyunları vardır. Aynı zamanda işte o gecelerde meddahlar, tiyatral faaliyetler ve özellikle sahur gecelerini, yani sahur vakitlerini bildiren, ilan eden davul ve zurna özellikle ve bunların esnasında okunan maniler, yine musiki içerisinde belki tarif edebileceğimiz gece etkinlikleri, Ramazan aylarının gece etkinlikleri olarak söylemek lazım. Ramazan aylarında bir de biliyorsunuz, biz günümüzde daha ziyade pandemi koşullar olmasa, işte hatta hazırladığımız konservatuvarımızla bir konserimiz vardı. Pandemi koşullar sebebiyle birazcık ertelemek zorunda kaldık. İmkanlar el verdiği zaman inşallah yapmak istiyoruz. Ramazan aylarında özellikle önünde arkasında 3 aylar içerisinde tasavvuf müziği konserleri de icra edilmesi yakın zamanın geleneklerinden birisi haline geldi. Yani ez cümle musiki bir tezyin unsuru olarak insanları birleştiren, insanlara muhabbetle aynı dilde, aynı safta, aynı ortamda buluşturan bir sanat olgusu olarak sosyal hayatın her aşamasına yerleşmiş durumdaydı. Biz bugün bu sanatı, bu icrayı olabildiğince ecdadımızın bize emanet ettiği şekilde yaparsak, sonraki nesillere de ecdadımızın bize öğrettiklerini yaşayarak aktarabilirsek, sonraki nesillerin de bunları sahiplenip yine onların devamında gelecek olan nesillere bunu aktarmakla alakalı umudumuz olabilir. Biz sanata dair ne varsa, ilme fenne dair ne varsa, güzele dair ne varsa, ecdadımızın bize emanet ettikleri içerisinde, onların temelleri üzerinde, ama çağın bilim ve fennin gereklerini harfiyen uygulayarak, olabildiğince kendimizi geliştirerek sosyal hayatımızı tezgin etmek noktasında gayretlerimize devam etmek zorundayız. Bunu okullardaki eğitim, hatta camiler bu noktada çok önemli. Eğitim, musikinin, sanatın eğitim verileceği yegane kurumlar da eskiden camiler. Bugün camiler sadece namaz kılınan yerler durumunda olmamalı. Yani cami aynı zamanda toplumun sosyal olarak bir araya gelebileceği yerler olarak hüviyetlerini tekrar kuvvetlendirmeliler. Bu noktada biz elbette beklenti içerisindeyiz. Elimizden gelen her türlü katkıda sağlamak noktasında elbette kendimizi vazifeli de bu konuda borçlu da biliriz. Ki herkesin aslında bu yapması gereken bir şeydir. Gençlerimizin de özellikle mevcut neslimizin de bu konuya biraz daha zaten pek çoğu duyarlı. Biz kendilerine özellikle ben teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi teknoloji zaman çağında ekranlara, büyük veya küçük ekranlara hapsolmuş hayatlar yaşıyoruz. Yani evet, dünyayı getiriyor ama bizden de çok şey götürüyor aslında. Cep telefonu, bilgisayar, eğer amacı çok böyle sarkar veya işte amacı çok böyle anlaşılmazsa, bütün vaktimizin orada heba edildiği bir düzlemde biz bunları kullanırsak mesela, sanata dair pek çok şeyden uzak kalarak hayatımızın eksiklerini daha sonra toparlamaya çalışırız. Ki genellikle ileri yaşlarda bu olur. Biz o kadar gecikmesin diyoruz. Çok önemli bir şey vardır biliyorsunuz. Bak, matematik, fizik, kimya, bunlar çok önemli bilim dalları, evet. Bunların pek çoğunu bilgisayarla, kompütürlerle yapabilirsin şu anda. Ama sanatı hiçbir bilgisayar yapamaz. Yani dolayısıyla sanat önceleyecek, güçlendirecek ne varsa biz müzik özelinde söylüyorum. Bunu diğer bütün sanatlar içinde arkadaşlarımız mutlaka bunlara meyletsinler ve bu konuda kendilerini geliştirmek noktasında ellerinden geleni yapmaya çalışsınlar. Biz konservatuvarlar olarak, sadece ben kendim için de söylemiyorum, bütün konservatuvarlar, bütün müzik eğitim kurumları, bütün sanat eğitim kurumları bu konuda kapılarını sonuna kadar açmıştır. Arkadaşlarımız bunları, bu imkanları mutlaka değerlendirsinler diye söylemek istiyorum. İnşallah. Çok değerli hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, tadında bir sohbet oldu. Tekrar ayağınıza sağlık. Tekrar Ramazan'ınız şerefinizi kutlarım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Çok değerli konuklar, sizden çok kısa bir ara istirham ediyoruz. Aranın ardından
Türk Müziği Devlet Konservatuarı İcra Heyeti bizlere Ramazan Esintisi adı altında tasavvuf musikisi dinletisi icra edecektir. Çok kısa bir aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle.